Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir sürprizimiz var. İp çekme, yapacağız. İpim şurada kalmış. Böyle size bir fark ettiniz mi? Saçlarımı kestirdim. Şimdi bugün biz Beril'le aile etkinliği yapmaya karar verdik. Bunun için de ben eskilerden, biz çocukken okulda böyle derslerimiz vardı, bizim resim derslerimiz. Orada ip boyama yapıyorduk ve ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Bunlar için kağıda, sulu boyaya ve fırça. Fırça, su, bir tane de müsveddi kağıdımıza gerek var boyanın rengini ayarlamak için. Ben kendime yeni bir fırça alıp geliyorum. Şimdi başlıyoruz. Bakalım ortaya neler çıkacak. İpi de unutmayalım tabii ki. Zaten önce fırçamızı ıslatıyoruz Beril. İyi bir ıslat fırçayı. Çok mu? Islat işte güzelce. Sonra hangi renkleri kullanmak istiyorsan. Hı hı. Ben mavi istiyorum. Maviyi severim çünkü. Ben de pembiş. Güzel fırçamı. Güzelce fırçamızı boyamamız gerekiyor çünkü ipi boyayacağız. İpi mi boyayacağız? Evet. Ben de mi öyle fırça alsaydım annem? Kolun fırçadan var mı bilmiyorum. Var. Ben bir tane denemelik yapayım. Sonra sen bununla burada devam edersin. Sonra boyamızı iyice fırçaya aldıktan sonra ipimizi güzelce boyuyoruz. Aslında bu ip şu an benim bulduğum ip. Bunun için pek uygun olmuyor. Bir dakika Beril. Daha farklı bir ip şuradan bulmam gerek. Kalın ip lazım aslında eskiden olanlardan da. Onlardan da yok. Neyse dışarıya çıktığımızda tuhafiyeden alalım. Bir saniye, benim ipim nerede? Dur bir dakika, ben sana şimdi gösteriyorum. Sen de bilmiyorsun. İlk defa yapıyoruz bunu. Bir dakika anneciğim, sen şimdi dur. Ben sana şimdi o eski iplerden de bulacağım. Şöyle boyuyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çok merak içinde bekliyorum. Şöyle güzelce. Boyuyorum, boyuyorum. Sizi boyayacağım. Beril'cim bir saniye. Boyuyorum. Beril'cim bir saniye. Ben sadece bunu yapıyorum. Bir dakika bak, izliyor musun beni? Birazdan bırakacağım bunu, sana sen yapacaksın. Kameraya da. Öğrenmen için izlemen gerekiyor şu an. Sonra birlikte yapacağız. İlkini ben gösteriyorum. Bu sene bunu zaten okullar açıldığında hep birlikte de yaparız. Bir gün. Patates de boyarız. Evet, patates boyarız. Yaprak baskısı yaparız. Ben de burada uzaylı gibi bir resim yapmak. Şimdi Beril'cim yapmıyoruz öyle ya. Aman. Lütfen ama Beril. Şimdi bu fırça fışkırtmacı oynamıyoruz. İp baskısı yapacağız dedik. Şimdi o bunun için uygun bir ortam. Bardağı boyama Beril. Sonra ipi istediğimiz gibi kağıdın içine saklıyoruz. Diğer kağıdı da böyle üstüne kapatıyoruz. Anneleriniz bunu biliyor. Babalarınız. Benim babam bilmiyor. Baban hatırlayamadı. Sonra elinizle bastırdıktan sonra ipi yavaşça çekiyorsunuz. Oldu bence. İp böyle elinizde kalıyor. Hazır mısınız görmeyi? Bak ilk ben bakabilir miyim? İkiye katlanan kağıdımız üzerinde. Sonra açıyoruz. Ta-ta. Wow. Sonrasında şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Dondurma külahına benzedi. Aynen. Ama doğada böyle bir çiçek var. Gece sefası gibi oldu. Ben bunu istediğiniz renklerde, ipin uzunluğu hiç fark etmiyor. İp uzun olursa ve kalın bir ip, böyle eskiden annelerinize söyleyeyim, böyle dantel ipleri var. Evet. O iplerle çok güzel oluyor. Öğren bayan deyin. Bakın masmavi bir su oldu. Onlarla çok güzel oluyor çocuklar. Bunu evde birlikte aile etkinliği olarak yapabilirsiniz. Aynen. Zaten sonra ben WhatsApp grubuna yapılabilecekler listesi atacağım. Oradan annelerinize çıkarttırın onları. Evde bir yere asın. Günlük yapabileceğiniz bir sürü şey var orada. Tamam mı? Sizi seviyoruz. Dur, şimdi Beril'inkini bekliyoruz. İyice bakalım Beril neler yapacak. Beril'in baskısı nasıl olacak? İyice ıslat demiştim bana. Çok ıslattım ama. Evet, şimdi ipini boyayabilirsin. Bence yetmez bayağı bir ipi. Yetmeyebilir çünkü. Ben bir videodan da bakıp yapabilirsin. Şimdi Beril'i göstereyim size nasıl yapıyor. Renkleri kaç. Şöyle.
İpim nerede benim? İpin burada. Şu kağıdın üzerinde boyaman gerekiyor. Bak şimdi bir dakika. Bir dakika bekle. İpi sal. Şurada çekeceğin yeri şuradan tut. Aha. Tut ipi. Oradan sonrasını boya. Çek edebilirsin ipi. Yavaş yavaş çekebilirsin. Tamam, biraz daha boyaya bandır şimdi ipi. İpi bandır, tamam, hepsini yapmasaydım. Belicim öyle değil. Anne, tutar tamam, mısın ipi geri bacana? Boya, fırçana boya al. Boya. Su alabilir miyim biraz? Suya gerek yok. Tamam, ben tutuyorum. Geliyor ama. Sen boya ipi. Boya. Boya biraz mı? Daha su alacağım. Çok az, çok bandırma. Ha. Tamam, ipine boya al fırçaya. Sür. Allah nasıl bu yanda ama bir şey olur mu? Hadi devam et. Boya. Tamam, biraz serbest bırak. Devam et. Şimdi öbür ucundan tutarak bu tarafa doğru gel. Geldir ipi. Arkadaşlar bu o kadar zor ki. Tamam, bir bırak. Bak şimdi şöyle diyorum. Şuradan da tutarak böyle gel. Biraz boya al fırçaya. Tamam. Şimdi aynı şekilde devam et. Böyle daha rahatmış. Devam et. Yukarıdan bir daha gel. Şimdi tamam oldu galiba. Şimdi ipi ikiye katladığımız kağıdın arasına koyuyoruz. Yerleştir ipini, al. İpini al. Birazını dışarıda çekmek için pay bırak. İstediğin gibi şekil ver. Şöyle bir şekil vermek istiyorum. Tamam, o zaman şöyle çevireceksin kendini ki ipi çekeceksin ya. Elinle bastır. Güzelce bastır. Bir dakika, şöyle elini basılı tut. Öbür elini koy şimdi. Kaldır. Koy öbür elini. Şimdi basılı tut. İpi çek yavaşça. Çek. Çek. Tamam, kaldır. Aa, çok güzel bir şekil oldu ama. Aç bakalım görsünler. Bakalım. Wow, şöyle. Oo, çok beğendim. Çok güzel sanki oldu. Sanki şunları böyle yakınlaştırsaydık melek kanadı gibi. Aa, evet, melek kanadına benzedi. Şöyle mesela dön arkanı. Mesela belile koysak arkadan büyük bir kağıt olsa böyle melek, şöyle tavşan kulağı gibi oldu. Bunu böyle kendi gününde